Biz hammamız aslında yaşarkenmiz, şimdi baladay yaşaşımız gerek. Baladay derken, bana 3-4 yaş farzandizde tasavvur kılın. Neme dese kabi kılası, doğru mu? Avukatını berasız, yığlasa avutasız, başa kılasız, mihribanlık kılasız, sabır kılasız unga, ha? Adabsızlıkları gem sabır kılasız. Nega o uzun bala de tutu yaptı. Endi faraz kıyın oşa bir 15-16 yaşa kirgenden kıyın sal uzun tanıp kalıp da uzunu yani kimdir de bu oyla kalıp. Ha? Ayrım masalarda dilik oşa akıl or geçti başlar. Kıyın de makalas kulağın tuğgi yaşlı bir de çürüz. Haddini bildirip koyas da endi. Biz hayatta hayatta yaratıcı bilen münasebette ana şu bala deyip oluşumuz gerek. Bala ata anası gekende bulsa ata anasından bundan mihir koruyotken de insan Allah'a müracaat kılarken münacat kılarken o şu balanı nimasi de turuş gerek. Uzunu hiç kimligini, acizligini o şu ata ana bulmasa hiç balış nasıl kılalmayken de Allah'ın mihribanlığı bulmasa hiç narsa qilolmasligini o'ziga tez-tez eslatib turish kerak. Agar 15 yoshga kirgan bola otasiga do'qqiganday Allohning qarshisiga chiqib o'zini shunday tutadigan bo'lib qolsa, darhol haddini joyiga tushirib qo'yadi bu hayot. Shuning uchun agar biz o'zimizni shunday tutishni boshlasak, boladay yashashni boshlasak, ojizligimizni, kuchsizligimizni, ehtiyojimiz borligini his qilsak, bu bizde en yükselgen noktamız bo'ladi. Biz özümüzde paska agen sarı yükselgen yagana nokta mana şu nokta. Kança egilgen sarı yükselip kete uğradı. Kança egilgen sarı yükselip kete uğradı insan. Bu halat kekigen de istiraplar, ağrıqlar. Ötken sohbetimizde ettim ki bizde yığlat etken narsalar nima? Bizde yığlat etken narsalar şu dünya yığlat yaptı. Şu dünyanın arzu havası, alamı erişe almasından, yetişe almasından, yok atıp koyup, azar berip, azar korup, bizi yığlatı etken nasıllar şu. Balanı özden oza yığlaganını, harhaşa kıganını korgan mısınız? Yani o bir ihtiyacı bugende kıladı onu, sizge kıladı. Bizim ihtiyacımız bugende, o harhaşalardı, huttu bala dey. Ne mi isteğimiz bulsa, bu dünyanı, bu barlıktı, egesige kılışımız gerek. Ana o'shanda odamlardan keladigan istiroblardan, og'riqlardan osongina qutulamiz. Pinagimizni buzmaydigan holga kelamiz-da, bu muammolarni ustiga chiqamiz. Bu eng katta, bu daro bo'lmaydi. Ertada men shunday yashashni xohlayman, men bo'ldi, ertadan shunaqaman deb bo'lmaydi. Albatta bu yerda bir yo'l bor. Mana shu yo'lni chiqarkan mana shu his bilan chiqish kerak-da inson. Ya'ni men o'zimni kimdir deb o'ylasam, bu hayot meni ham kimligimni isbotlashga ko'p urinadi. Chunki meni bir davoyim bor. Men o'z so'zlarimga, o'z davomga javob berishim kerak. Hali bu dunyoni manaman degan sultonlari, shohlari, botirlari, jahongashta sarkardalari hali biror marta bu dünyanı ayağını, bu dünyadakilerde, bu dünyanın ayağını, tizzasını yerge tekiz olgan yok. Lekin özleri tupraklarda içeri kirip geçişti. Hamamız hem şundayımız. Özümüzü kimdir deyip oylaştan vazgeçip, men falancı mən, men bilen şunday mamlakladı mı? Meni kim deyip oyla yaptı bu? Nahot ki meni bilmasa qanaqa darajaligan, bunaqa mamlaqa o'ziga o'zi baho berib olib, ertaga yuziga tarsaki yeb yurishlardan voz kechib, Allohning oldida bo'yin egib, ishini to'g'ri qilib halol yashash mana shu eng katta hayotda nimani aytdigi bu yerdan ketishda jannatga putyovka olasizmi, do'zaxga putyovka olasizmi? Eng katta yo'li shu. Siz bolangizni jazolaganda bir jazolay olasizmi? Jazolasangiz ham hazillashib jazolaysiz-da bolachani. Uni qanday qilib jazolaysiz? Lekin kattasini haddini bilmaganda qanday jazolaysiz? Alloh bizga bu narsalarni bunday holatdan, bu holimizdan hikmat olishimiz uchun bizga bunday hollarni hayotimizda
paydo qilgan deb o'ylayman. Bu narsalarda hammasini diqqatli bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. O'kingi bir nimamizda suhbatimizda ko'rsatuvda men eslab o'tdim. Agar bir devonxonaga kelib, o'zini bir narsa deb o'ylab, devonxonani to'ridagi o'rindiq meni o'rnim, o'sha yerga chiqaman deb harakat qilsa, devonxonani egasi undagi bu yuzsizlikni ko'rib, sen o'sha yerda o'tir deydi. Qimirdama o'sha, chiqib ketsang ham mayli deydi. Abittasi tavozi bilan kirdi. Bekor qildim, o'zim men bu joyga loyiq emasdim deb keldi. Undagi u odobni ko'rib, u holatni ko'rib, siz yuqoriroqqa chiqing, yuqoriroqqa. Yo'q, yo'q, men mana shu yerda o'tiraman. Yo'q, siz yana yuqoriroqqa chiqing, tepasigacha olib keladi. Biz ham bu dunyoni Allohning katta devonxonasidamiz. Qancha egilsak Allohning oldida, qancha o'zimizni siniq tutsak, ha, boyagi taslim qilsak o'zimizni qanchalik. O'shancha martabamiz ham oshaveradi. Bu ruhiy martabamiz haqida aytmayapman. Bu odamlarni oldidagi martabamiz deb aytayapman. U ham oshaveradi. Biz shuni istamaymizmi? Hamma harakatlarimiz shunga qurilmaganmi? Bu biz odamlarning ko'zida martabamiz baland bo'lishini istamaymiz. Hamma shuni istab qoldi-yu bugun. Juda kamdan kam odam ruhoniy martabalar haqida gapiradi, o'ylaydi, fikr qiladi. Bizni yonimizdagi odamni fikr qiziqtiradi. Biz ko'rib turganimiz, biz materialist bir dunyoda yashayapmiz. O'shaning uchun bu yomon, bu noto'g'ri demoqchi emasman, lekin o'sha holatda ham martabamizni o'stiradigan narsa men hozir aytayotgan narsa tavozili bo'lishimiz kerak. O'shanda bizda oddiy istiroblar, og'riqlar, ularni ustida turamiz. Men hozir istiroblarni o'zi haqida huzunmi? Huzun albatta insonga kerak. Huzun inson uchun bo'lishi shart bo'lgan bir narsa. Inson o'zini, inson o'sha boyagi bu dunyoga yig'ilib kelganida o'sha huzun bilan kelgan. Balamparvoz gap tuyulayotgan, eshitilayotgan bo'lishi mumkin kimlargadir. Lekin İnsan bu dünyaya o'sha yig'ilib kelgan deganimiz o'sha huzun bilan kelgan. O huzun bu dünyadan ketganda bo'ladi. U bu yerda yasharkan o huzun uning ichida bo'lishi ajralmas bir narsa, bo'lishi kerak, bo'lishi shart. Efirimiz davom etyaptimi? Ha. Suhbatdamiz. Shunaqa deb o'ylayman. Men savolga qanchalik nima qila oldim? Men shunchaki savolni o'ziga javob bergim kelmadi. Bunga o'xshagan ko'plab savollarni jamlashga harakat qildim-da. Ya'ni bu naqa og'riq, masalan, men uchun huzun meni o'stiradigan narsa deb bilaman. Meni rivojlantiradigan narsa deb bilaman. Meni ichimdagi og'riqni, og'riqlarni qanday qilib men u og'riqlar, u istiroblar bo'lmasa men o'sishim mumkin? Meni kim o'stiradi? Sizni bitirishingiz menga yoqmay qoldi desa bir do'stim. Sal rivojlanmasangiz siz bilan gaplashmay qo'yaman desa men rivojlanamanmi? Bor gaplashmasang deyman. Bor boshqa joyga deyman. Men ham sen bilan gaplash. Lekin u istirob meni ichimda bo'lsa-chi? Men insonda yashamayapman. Men o'zimni rivojlantira olmayapman. Men shuning uchun yaralovmidim? Men ota-onam mendan shuni kutganmidi? Menga yomon odam bo'lib qoldim. Yaxshi odam bo'lishim kerak emasmidi? Men onamlar, onam bilan otam meni yuzimdan o'sha yoshligimda o'pganda qanday beg'ubor bo'lsalar edi ular. Ha? Hech bir og'riq yo'q edi, hech bir istirob yo'q edi. Endi bugun ham ular meni quchoqlaganda shu tozalik qoldimi? Men ularga shuncha istirob berdim-ku. Ular bugun ham xuddi o'sha yoshligidagi top-toza beg'ubor bolaga mehr ko'rsatganday men narsani o'sha tozalikni his qiladimi, qilmaydimi bugun? Agar qilmasa nima qilib qo'ydim men? Deyish kerak. Bu istirobsiz yashab bo'lmaydi. Bu istirob kerak insonga. Ha, agar u alamga aylangan bo'lsa, boshqalar tomonidan zulm ko'rilgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, ya'ni alam degani boshqa sizni hayotingizda bir tuzatib bo'lmaydigan bir nimani og'riqni sizni hayotingizda paydo bo'lishiga sabab bo'ladi odamlar gohida. Lekin bunga ham rozi bo'lamizmi? Boshqa nima qila olamiz? O'sha bizni hayotimizga o'sha og'riqlarni, o'sha alamlarni olib kelganlarni o'tgan safar suhbatimizda aytilgandek duo qilamiz. Ularga yaxshilik sog'inamiz. O'zimizga sog'inmasak ham ularga sog'inamiz. O'zimizga sog'inganimizdan ko'proq sog'inamiz. Davosi shu. Boshqaga yaxshilik qilibgina tuzalishimiz mumkin o'zimiz. Boshqani o'zimiz og'ritgandek og'ritib tuzalamiz, besh battar bo'lamiz. Inson
birov unga yomonlik qilsa, uni kechirishi mumkin vaqt o'tishi bilan. Lekin o'zi birovga yomonlik qilsa, insofli odam bo'lsa, o'zini kechira olmay qolishi mumkin. O'shaning uchun yomonlikni javobi yomonlik bo'la olmaydi. Bu juda noto'g'ri. O'shaning uchun bizga kimdir ziyon bersa, kimdir og'ritayaptimi? Kimdir bir istirob beryaptimi? Ularga yaxshilik qilamiz. Boshqa javobi yo'q.